Ahmet Medya kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir programla tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün kritik bir müsabakamız vardı. Amispor'umuz Zorlu Erzincanspor karşısına mücadele etti. Ve o karşılaşma öncesine yapmamıştık arkadaşlar. Çünkü iş yerim yoğun olduğundan kaynaklı maalesef maç önü programını yapmamıştık. Maç sonrasında sizlerle karşınıza sizlerin karşısında olacağımı dile getirmişim Instagram sayfamda. Arkadaşlar bu arada Instagram Ahmet Medya kanalımı da takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. Sizlerden ricam YouTube kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız bana bu şekilde destek sağlamış olacaksınız. Evet arkadaşlar, maç öncesinde tabii ki endişemiz vardı. Çünkü artık kritik haftalara girdik ve puan kaybının artık tahammülü olmayan haftalara girmiş bulunmaktayız. Bizi kovalayan bir Kastamonu var maalesef ki 5 hafta sonunda sürekli 1-0'lık galibiyetler, ardından bugün İskenderun karşısında 3-0'lık bir net skoru elde etti. Tabi ben o maçta çok umutluydum. İskenderun cephesinden baktığımız zaman gerçekten İskenderun, çünkü hem playoff hattında hem o playoff hattını korumak isteyişinden kaynaklı da bu karşılaşma öncesinde Kastamonu'ya çelme atabileceğini düşünmüştüm. Ama nitekim Kastamonu maalesef çok rahat bir galibiyet aldı. 3-0'lık net bir skorla galibiyeti alan taraf oldu ve nitekim Amispor'umuzun da kazanmasıyla birlikte net 4-1'lik net bir skorla kazanmayı bildik. Bu karşılaşmanın içerisine gireceğiz tabii ki arkadaşlar, ama bizi sıkan bir diğer konu da tabii ki de Kastamonuspor'un mağlup olmaması ve mağlup olmamasını bırakıp arkadaşlar berabere dahi kalmıyor. Bu bizi biraz canımızı sıkıyor diyebiliriz. Çünkü kritik haftalara girdik arkadaşlar ve bizim artık bu galibiyetin tadını çıkarıp bir an önce bu maçı unutup arkadaşlar Fethiyespor karşılaşmasına hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü Fethiyespor da evet belki yani bir hedefi yok. Ne playoff, ne şampiyonluk, ne de küme düşme açısından rahat bir takım arkadaşlar. Ne kadar rahat bir takım olmuş olsa da Amispor'umuz oldu mu bizlere Barcelona oluyor rakipler arkadaşlar. Bugün nitekim o maçı içerisine gireceğiz. Yani Erzincanspor tamam, iyi bir takım arkadaşlar. Orta sahaları, defansları, kanatları, forveti gerçekten muazzam bir kadroya sahip bir takım. Ama bu kadar da beklemiyordum. Yani hücum bir futbolunu bekliyordum Erzincanspor cephesinden. Ama nitekim maç başladığı gibi tabii bizim önde baskı kurmamız bütün takımları ürkütüyor artık arkadaşlar. O önde baskı oyununu gerçekten çok iyi yapıyoruz. Özellikle Mesut Bakkal hocamız geldikten sonra o önden baskıyı sürdürüp bir an önce golü bulup, ardından golü bulduktan sonra da arkadaşlar defansa çekilmeyip ikinci ve üçüncü hatta dördüncü golü bulan bir takım konumuna ulaşmış bulunmaktayız. Bu da takım için olumlu bir etken arkadaşlar. Tabi bu karşılaşma öncesinde arkadaşlar kazanmış olduğumuz 4-1'lik bir Etimesgut Belediye karşılaşması da vardı. O karşılaşmada gerçekten %75'i %25'lik bir top oynama vardı arkadaşlar. %75'i 15'lik top oynama yüzdeliği vardı arkadaşlar. Pardon, çok özür diliyorum. %75'i %25'lik oyun üstünlüğümüz vardı. O karşılaşmayı da çok rahat kazanmıştık, ama karşılaşmayı geçen hafta iyi başlayamamıştık arkadaşlar. Dakika henüz 5. dakikada kalemize golü bulmuştuk. Olkan'ın kaleyi koruması hepimizi ürkütmüş olsa da arkadaşlar sonuçta o da PTT 1. Ligi görmüş olan bir kaleci. Genç bir kaleci olabilir arkadaşlar, ama bizim o kontenjan dediğimiz olaydan iyi faydalanıyoruz diye düşünüyorum. Hem kalecimiz hem de Taner Gümüş gibi bir oyuncumuz var.
Bu yönüyle o bölgeyi iyi bir şekilde doldurduğumuzu düşünüyoruz arkadaşlar. Etimesgut karşılaşmasında arkadaşlar gol yedikten sonra açıldık. Yani ilk dakikalarda maalesef ürkek bir futbol vardı. İyi bir şekilde oynayamıyorduk. Ama golü yedikten sonra iyi bir şekilde oynamaya başladık. Sağdan, soldan, ortadan abluka aldık rakibi. Nitekim golü de bulmuştuk. Çekler Orhan'la ardından Uğur Adımgezer muazzam bir gol atmıştı. Sonrasında kim golü atmıştı hatırlayamadım şu anda. Ömer Çapar yine sahneye çıkmıştı. Ardından son golü de Yılmaz Ceylan muazzam bir şekilde topa vurup harika bir gol atmış arkadaşlar ve takımının dördüncü golünü kaydeden isim olmuştu. O maçla birlikte arkadaşlar tabii ki bu maç galibiyeti almamızla birlikte bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet çok daha anlamlı olacaktı. Nitekim bugün kapalı bir gişe oynadık arkadaşlar. Muazzam bir taraftarlarımız var. Muazzam bir takımımız var. Muazzam bir yönetimimiz var arkadaşlar. Bu konuda gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. İlk defa böyle bir yönetim takımın başında. Takıma inanış çok büyük arkadaşlar. Yani bütün İstihar karşılaşmalarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Üstelik deplasmanda da yasak olmadığı zaman o bizlere ayrılan yeri de tıklım tıklım dolduruyordu arkadaşlar. Nitekim bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Iğdır FK deplasmanı bir de Menemen FK deplasmanı olmuş arkadaşlar. Hatta Menemen FK deplasmanında yer bulamayan taraftarlarımız çatıda maçı izlemişlerdi. Böyle bir anı da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Erzincanspor maçına girecek olursak öncelikle sizlere kadroları ben açıklamak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Amispor'umuz kalede Aykut Özer bugün görev yaptı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 2 hafta boyunca kaleyi genç kontenjanından kaynaklı genç oyuncumuz Oğul Kağan kaleyi korumuştu. Arnavutköy karşılaşmasında gerçekten çok iyi bir performans sergilemişti. Yani 2 yıldır bizde görev yapan bir kaleci. Ama ilk defa geçen hafta pardon Arnavutköy karşılaşmasında şans bulmuştu. Ve o karşılaşmada inanılmaz kurtarışlar da yapmıştı arkadaşlar. Hem kendine olan özgüveni arttı hem de takımı sahipleniş adına önemli bir adım atmıştı kendisi arkadaşlar. Ardından bizler yani Taner Gümüş'ün kar cezası olduğundan kaynaklı oynayamayacağını düşündüğümüzden kaynaklı arkadaşlar o bölgede ya Erkan Sasa'yı bekliyorduk ya da nasıl yapabilirdi ya Oğul Kağan'ı alabilirdi. Ama Oğul Kağan'ı o riski alabileceğini düşünememiştik. Ama gerçekten Mustafa Kal bu konuda çok cesaretli. Hak edene hak ettiği formayı veriyor. Ve Oğul Kağan'a şans verdi. O bölgede de Yılmaz Ceylan muazzam bir şekilde oynamıştı. Arnavutköy karşılaşmasında. Ardından ne oldu arkadaşlar? Etimesgüt deplasmanına gittik. Etimesgüt deplasmanında da bizler Taner Gümüş'ü beklerken sağ çıktı. Bu sefer hocamız ne yaptı? Tekrardan Oğul Kağan'a şans verdi. Oğul Kağan geçen hafta itibariyle yani Etimesgüt karşılaşmasında 2 top geldi. İkisi de gol oldu. Biri penaltıdan gol oldu. Diğeri de ilk dakikalardan yediğimiz golle birlikte 2 defa kaleye top geldi. İkisi de maalesef ki gol oldu. Ve böylelikle geçen hafta itibariyle iyi bir performans sergilediğini söyleyemeyiz. Ama sonuçta genç bir kaleci arkadaşlar. Onu da kazandığımızı düşünüyorum. En azından soğukkanlı bir kaleci, heyecan yapmayan bir kaleci. Onu da kazandığımızı
düşünüyoruz arkadaşlar. Ardından arkadaşlar bu karşılaşmada ben yine dürüst olmak gerekirse Olkan'ı bekleyecektim. Ama ardından sakatlık geçirdiği haberini aldıktan sonra da artık Aykut'un kaleyi koruyacağını hepimiz biliyorduk. Evet arkadaşlar, kalede Aykut Özer, Alaaddin Batuhan Tur, Veli Çetin, Onur Karakabak, Serkan Odabaşoğlu, Taner Gümüş, Oktay Aydın, Mert Çapar, Çektar Orhan, Berk, İsmail Ünsal ilk 11 ile sahada yer aldık Erzincanspor karşısında. Erzincanspor arkadaşlar Hüseyin Koç, Kamil İçer, Özkan Yiğiter, İlker Günalsan, Gençer Cansev, Enes Yılmaz, Ziya Alkurt, Çınar Tarhan, Ali Altınöz, Oğuzhan Ayna oğluyla ilk 11'de yer alan bir takım görünümünü kazandı arkadaşlar. Tabii arkadaşlar maç ilk dakikalarda bizim önde baskıyla başlayacağımızı herkes biliyordu. Çünkü o kapalı gişe yapmış bir takım ve bütün taraftarını arkasına almış. Hepimiz önde baskıyı bekliyorduk nitekim. Öyle de oldu arkadaşlar. İlk dakikada Mert Çapar diyorum. Çektar Orhan'ın getirmiş olduğu topta Taner Gümüş karşı karşıya kaldı. Maalesef ki topu dışarıya attı. Ardından yanlış değilsem arkadaşlar 5. dakikada Serkan Olabaşoğlu'nun bir şutu vardı. O da etkisiz oldu. Ardından 15. dakikaydı yanlış değilsem. Çektar Orhan'ın kullanmış olduğu köşe vuruşunda çok iyi bir şekilde yükselen Uğur Adem Gezer topu kalecinin üstüne attı. Yani hem sol köşe hem de sağ köşe atmış olsaydı kesinlikle top ağlarla buluşacaktı. Nitekim kalecinin üstüne attı. İlk dakikalarda arkadaşlar oyun üstünlüğümüzü korumuş olduk. O abluka aldığımız dakikalar oldu ilk dakikalardan itibaren, özellikle 10. dakikadan sonra. Ama ne olduysa arkadaşlar ardından 20 ve 30. dakikalara kadar arkadaşlar maalesef ki hiçbir şekilde gelemedik. Oyun üstünlüğü tamamıyla Erzincan'a geçti. Erzincan'a geçti dedim şöyle arkadaşlar, yani onlarda tehlikeli atakları yoktu kesinlikle ama ayağı pası iyi bir şekilde yapıyorlardı. Çok dirençli bir takım, çok kondisyonu iyi olan bir takım. Gerçekten bizlere çok zorluk çıkartan bir takım haline geldi ilk yarıda. Nitekim arkadaşlar ilk 2-3 pozisyonumuz vardı ilk yarıda. Onun dışında pozisyonumuz maalesef ki yoktu. Özellikle arkadaşlar Çektar Orhan'a öyle bir baskı kuruyorlardı ki Çektar'ın ayağına top geldi mi hepsi, yani 4-5 tane futbolcu birden hücum ediyordu. Bu yönüyle arkadaşlar ilk yarıda takım etkisiz kaldı. Yani mücadele bakımından çok iyi bir mücadele ettik tabii ki. Özellikle ben bu karşılaşmada gerçekten Oktay'dım ve Serkan Odabaşoğlu'nu çok beğendim orta sahada. Serkan iyi bir şekilde oynadı. Bunun dışında arkadaşlar Berk İsmail gerçekten ilk yarıda iyiydi. İyi toplar çıkarıyordu. Nitekim arkadaşlar ilk yarıda yani başa baş geçen bir oyun tarzı vardı. Nitekim karşılaşmada ilk yarıda 0-0 tamamlandı. İkinci yarıya arkadaşlar muazzam bir şekilde baskıyla başladık. Sağdan, soldan, ortadan getirdiğimiz toplar, özellikle Yılmaz Ceylan'ın oyuna dahil olmasıyla birlikte İlk dakikalardan dakika yanlış değilsem 50. dakikada getirmiş olduğu bir top vardı. 3 kişi birden geçti. İçeriye doğru orta açtı arkadaşlar Berk İsmail'e. Berk İsmail çok kötü vurdu. Yani Berk İsmail hiç yakıştıramadım gerçekten. Yani bütün futbolcular tabii ki de kaçırabilir arkadaşlar golleri. Ama Berk İsmail gibi bir oyuncuya o topu o şekilde vurmasına yakıştıramadım arkadaşlar. Yani o pozisyonun, o emeğin gol olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Nitekim gol olmadı arkadaşlar. Ardından bakıyorum Erzincanspor'un soldan getirdiği bir top vardı.
58. dakikada evet soldan Ziya Alkurt'un getirmiş olduğu ortada Kubilay Yılmaz çok güzel bir şekilde topa vurdu ama orada arkadaşlar Onur Karakaban'ın çok büyük hatası vardı. Topa dokunsa ya topu kornere atabilir ya da kaleciye verebilir kafasıyla birlikte. Topa bile dokunamadıktan sonra arkadaşlar orada kendini unutturan Kubilay Yılmaz çok güzel bir gol attı ve nitekim 58. dakikada Erzincanspor 1-0 öne geçen golü kaydetti. 60. dakikada arkadaşlar oyunu başlattığımız gibi Çektar Orhan'la oyunu başlattık. Ardından Oktay Aydın'ın getirmiş olduğu topu Çektar Orhan oluşturdu. Çektar Orhan'dan Berk İsmail'e, Berk İsmail'den Onur Karakaba. Onur Karakaba muazzam ortasında çok iyi bir şekilde sıçrayan Mert Çapar'ın harika kafa atışıyla 2 dakika ardından yani Erzincanspor'un golünden hemen 1-2 dakika sonrasında Mert Çapar'ın sahne çıkışı oldu. Mert Çapar çok güzel bir gol attı arkadaşlar. Özellikle ikinci yarıda yapmış olduğumuz transferlerden gerçekten çok iyi bir şekilde verim alıyoruz. Özellikle Çektar Orhan ve Mert Çapar. Yani iki oyuncu arkadaşlar ancak bu kadar takıma etki yapabilir. Geçen hafta da Mert Çapar golünü kaydetmişti. Bu hafta da golünü kaydetti. Çok güzel bir gol attı arkadaşlar. Ardından skor 2-1 yaptıktan sonra arkadaşlar oyun üstünü tamamıyla bize düştü. Rakibi abluka almıştık. Yani Erzincanspor arkadaşlar çok iyi bir takım. Çok dirençli, çok iyi kondisyonu olan bir takım. Ama buraya bir puan için gelmişlerdi. Ve de arkadaşlar bir tehlikeli pozisyonları da yoktu. Sadece bir defa geldiler, o da gol oldu. İlk yarıda bir korner atışları vardı yanlış değilsem. Onun dışında tehlikeli pozisyonları yoktu. 2-1 yaptıktan sonra arkadaşlar çok daha rahat bir şekilde gelmeye başladık. Çünkü üstümüze gelen bir Erzincanspor vardı. Haliyle onlar da beraberlik golünü arıyorlardı. Yani atmış oldukları golde arkadaşlar kursaklarına bıraktık diyebiliriz. Yani derler ya arkadaşlar şer bildiklerinize hayır, hayır bildiklerinize şer vardır. Yani nitekim de öyle oldu. O golü yememiz bana göre hayırlı oldu arkadaşlar. O golü yemeseydik belki de bu kadar golü atamazdık. Bu oyun tarzını belki de sergileyemezdik diye düşünüyorum. Ardından arkadaşlar sahneye Maestro çıktı. Çektar Orhan muazzam bir şekilde Berk İsmail'e ver kaçından sonra çok düzgün solayla vuruşunu yaptı. Yaklaşık 25-30 metreden 23-24 metreden solayla muazzam bir şekilde vurup şutunu çekip arkadaşlar kaleci Hüseyin'i avladı. Skoru da 3-1 yaptık. Ardından arkadaşlar oyuncu değişikliklerimiz oldu tabii ki de. Serkan Odabaşoğlu'nun yerine Taşkın Çalış, Taner Gümüş'ün yerine Yılmaz Ceylan, Oktay Aydın'ın yerine pardon, Oktay Aydın'ın yerine Serkan Odabaşoğlu, Muhammed Enes Durmuş'un yerine Berk İsmail, Yakal Taylan ve Yusuf Tursun gibi oyuncular dahil oldu arkadaşlar. Çıkan oyuncular da Serkan Odabaşoğlu, Taner Gümüş, Oktay Aydın, Mert Çapar değişiklikleri oldu. Dördüncü gol arayışımız devam ediyordu arkadaşlar. Tabii ki de yani oyun üstünlüğünü 3-1 yaptıktan sonra tamamıyla bize geçti arkadaşlar. Bu maçın hakkı emin olun ki 4-1 olduğuna bakmayın. Bu maçın hakkı kesinlikle 6 ve 7 ve de 7-1 olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çektar Orhan'ın getirmiş olduğu topta yani 3 tane pozisyona Enes Durmuş'a al da at dedi. Karşı karşıya ya kardeşim yani sen çekeceksin ya niye pas aktarıyorsun yani? Bir tane şeye aktarmak istedi. Yakal Taylan'a aktarmak istedi. Yakal Taylan da arkadaşlar bu arada fiyasko çıktı diyebiliriz. Çöp bir oyuncu. Kimse kusura bakmasın. Yani gerçekten de çöp bir oyuncu. Çünkü arkadaşlar yani Enes Durmuş'un getirmiş olduğu topta al da at diyor. Adam ayağıyla topa vuramıyor. Daha sonrasında Çektar Orhan'ın getirmiş olduğu bir top vardı. Yani şut çekiyor.
Çocuk yani küçük çocuğun şu çeker gibi arkadaşa bir şutu vardı. Kaleyi de doğru düzgün bulmadı. Yani bence yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Allah inşallah Berk İsmail'e, Çektar Orhan'a, Mert Çapar'a bir kaza bela vermesin, bir sakatlık vermesin inşallah. Onlara Allah muhafaza bir şey oldu mu bu takım yanar. Kesinlikle yanar arkadaşlar. Demedi, demeyin. Arkadaşlar ardından dördüncü golü bulduk. Yusuf Tursun benim adamım. Gerçekten çok seviyorum onu. Bana göre Serkan Odabaşoğlu'nun yerine kesinlikle ve kesinlikle Yusuf Tursun ilk 11'de oynaması gerekiyor. Hem hızıyla hem dinamikliğiyle hem arkadaşlar oyun okumasıyla birlikte yani öyle uzun paslar atıyor ki öyle ara paslar atıyor ki özellikle şutları muazzam sert bir şut çekiyor. Öyle sert şutları çekiyor ki arkadaşlar yani ben onun ilk 11'de olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii takdir hocamızın ardından korner dışında Çektar Orhan'ın kullanmış olduğu kornerde seken topta cihaz sahası içerisinde seken topta Yusuf Tursun çok sert vurdu. Kamil içeriden dönen top ardından yine sert bir şutla kaleci Hüseyin Koç çıkardı. Dönen topu Veli Çetin tamamladı arkadaşlar. Gerçekten Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Batuhan Tur, Aykut Özer, Çektar Orhan, Oktay Aydın, Dijan Aydın, Serkan Odabaşoğlu, Taner, Yılmaz Ceylan, Mert Çapar. Arkadaşlar bunlarla çok güzel bir takımız. Rabbim bir sakatlık bir bela vermesin inşallah. Son 6 haftamız dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Yönetimin de bu konuda çok önemli işler yaptığını biliyorum arkadaşlar. Çok ciddi meblağlar vererekten takımı motive ediyor. Her prim başında arkadaşlar muazzam rakamlar dönüyor. Bunu tabi burada açıklamak doğru olmaz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar yani yönetim elinden geleni yapıyor. Taraftar elinden geleni yapıyor. Futbolcular artık elinden geleni yapmasını bekliyoruz. Son 6 karşılaşma, son 6 haftayı da inşallah galibiyetle tamamladıktan sonra inşallah o kupayı rahmetli kaptanımız Şeyhmus Özer'e götürmek inşallah nasip olur diyoruz arkadaşlar. Amesporumuz ve Erzincanspor arasındaki karşılaşma sonrasıyla sizlerle birlikte oldum arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.